Herkese merhaba. Bill Nest'in çocukluğunda güzel anı olarak kalan Tembel Kasaba 2004 yılında Amerika'da 4 sezon 106 bölüm sürdükten sonra 2014 yılında ekranlara veda etmişti. 100'den fazla ülkede yayınlanmış, Türkiye'de ise 2012 yılında Cartoon Network'ta yayınlanmıştı. Bu videomuzda Tembel Kasaba oyuncularının değişimini derledik. Videoyu beğenip kanalımıza abone olduysanız hadi başlayalım. Magnus Scheving 10 Kasım 1964 yılında Borgarnes, İzlanda'da dünyaya geldi. Dizide Sportacus karakterini canlandırmaktaydı. İzlandalı sporcu olan Magnus, sağlıkla ilgili popüler çocuk programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. 1994-1995 yılları arasında Avrupa Aerobik Şampiyonu ve Dünya Aerobik Şampiyonluğunda ikincilik kazandı ve ardından İzlanda'da yılın sporcusu seçildi. Ayrıca Kapımdaki Casus filminde de oynamıştır. Kendisi ayrıca Tembel Kasaba'nın yaratıcısıdır. 1996 yılında yazdığı Avram Latibar'ın uyarlamasıdır. 4. sezonda Spartacus'u Dirik Gris Jansson canlandırmıştır. 10 Kasım 1980 yılında İzlanda'da dünyaya geldi. Jimnastik dalında ülkesini birçok müsabakada temsil etmiştir. 2014 itibariyle Magnus Scheving'in emekliliğe ayrılmasından sonra Spartacus'u oynamıştır. Diana Rose Morello 26 Mayıs 1991 yılında New York, Amerika'da doğdu. Dizide 1. ve 2. sezonda Stephanie'yi canlandırmaktaydı. 1991 yılında Bon Nuit programı, daha sonra Aphex, Redox Falls ve Tembel Kasaba isimli çocuk dizisinde yer aldı. Bu dizi sayesinde dünyanın birçok ülkesinde ün yakalamıştır. 3. ve 4. sezonda Stephanie'yi Chloe Lang canlandırmıştır. 14 Kasım 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Kendisi bu dizi sayesinde tanındı, ayrıca müzikle de uğraşmaktadır. Şu sıralar yeteneklerini TikTok uygulamasında göstermektedir. Stephen Carl Stephenson 10 Temmuz 1975 yılında İzlanda'da doğdu. Tembel Kasaba'nın en tembel kötü adamı Robbie'yi canlandırmaktaydı. 1998 yılında Breaking Trouble programı, 1996 God Eggs and Love, 2000 yılında Angle No, Carmackens, Car Can Fly programlarında yer aldı. Daha sonra Tembel Kasaba ve en son 2015 yılında Stitch and Ted Do Mess'te oynamıştır. 2016 yılında pankreas kanserine yakalandı. Hastalığından 2 yıl sonra 21 Ağustos 2018 yılında 43 yaşında hayatını kaybetti. Seslendirme ekibi: Ziggy'nin İngilizce seslendirmesini Go Mondur seslendirmiştir. Pixel'in İngilizce seslendirmesini Roland Binin ve Julie Westwood seslendirmiştir. Bessie'yi Julie Westwood seslendirmiştir. Trixie'nin İngilizce seslendirmesini Sarah Burgess ve Amy Garcia seslendirmiştir. Milford'u David Matthew Fatman seslendirmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.